Aşağıda bir iş yerinin çalışanlarına verdiği kimlik kartı gösterilmiştir. Bu kimlik kartlarının altında içlerinde birer sayı yazılı olan 5 tane kare varmış. İlk beyaz karedeki sayı çalışanın doğum yılının son iki rakamını, mesela bu vatandaş 1980 yılında doğmuş. İkinci beyaz karedeki sayı ise çalışanın bu iş yerinde çalışmaya başladığı yılın son iki rakamı. Bu da 2012 yılında başlamış çalışmaya. Bu iki sayının EBOB'ları sarı kareye, yani 80-12'nin EBOB'ları 4, kırmızı kareye ECOG'ları yazılmış. Mavi kareye de bu sarıyla kırmızının toplamları yazılmış. 244. Bu örnek kısmını geçiyorum. Şimdi soru kısmına geçiyorum. Aşağıda bu iş yerinde 2016 yılında çalışmaya başladığı için bakın buraya 2016'nın son iki basamağı yazılmış. Mehmet Kurt adlı çalışana verilen bir kart görülmektedir. Oluşan bir hata nedeniyle ilk beyaz karedeki ve kırmızı karedeki sayı okunamamaktadır. Buna göre Mehmet Kurt adlı çalışanın doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Burayı çok rahat bulabiliriz. Çünkü 340 bu ikisinin toplamıydı. 4 ile neyi toplarsak 340 olur? 336'yı. Öyleyse buradaki sayıyla 16'nın EBOB'ları 4 olmalı. ECOG'ları da 336 olmalı. Hemen şıklardan gidelim en kolayı. Eğer 1982 yılında doğmuş olursa bu vatandaş son iki basamağı 82 ile 16'nın EBOB'larının 4 olması gerekir. Fakat 82 4'e bölünmez. Bu şık olmaz. Peki 1984 olabilir mi? O zaman 84 ile 16'nın EBOB'ları 4 olmalı. Evet, ikisi de 4'e bölünüyor. Bunu 4'e bölersem 4, bunu 4'e bölersem 21 olur. Evet, başka ortak bölenleri yok. ECOG'larını bulmak için de bir 4'e bir de 21'e bölerim. O zaman 16 çarpı 21 bakalım bize 336'yı verecek mi? Ne yapacaktır? Bir tane 16, 32. Evet, 336'yı veriyor. Demek ki 1984 yılında doğmuş çalışanımız. Aşağıda Fatih'in kare prizma şeklindeki iki kattan oluşan doğum günü pastası görülmektedir. Fatih bu pastaların üst yüzeyindeki karelerin çevreleri üzerine her köşeye bir mum gelecek şekilde eşit aralıklarla mumlar yerleştirmiştir. Yani bu üstteki karenin de kenarlarına ve köşelerine, alttaki karenin de kenarlarına ve köşelerine eşit aralıklarla mum yerleştirmemizi istiyor. Fatih'in pastasının üzerine yerleştirdiği mum sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi iki mum arasındaki mesafe kesinlikle 16'yı bölen bir sayı olmalı ki buraya tam olarak yerleşsin, köşeye de denk gelsin. Aynı şekilde aşağıdaki karede de yine köşelere mum gelecekse iki mum arasındaki mesafe 24'ü de bölen bir sayı olmalı. Öyleyse iki mum arasındaki mesafe hem 16'yı hem 24'ü bölen en büyük sayı olmalı. Neden en büyük? Çünkü mum sayısını en az istiyoruz. 16 ve 24'ü bölen 8 olduğunu görüyorum. 8'e böldüm 2, 8'e böldüm 3. Başka da ikisine bölen ortak bir sayı yok. O zaman iki mum arasındaki mesafe 8 santimetre olabilir. Peki kaç tane mum gider bunun çevresine? Bunu bulmanın kısa yöntemi var. Kısa yöntemi şuydu. Karenin çevresinin toplam uzunluğunu yani iki mum arasındaki mesafeye bölelim. İki mum arasındaki mesafeye bölelim. Karenin çevresi 64, 4 tane 16'dan. İki mum arasındaki mesafe 8. O zaman 64 bölü 8 yukarıdaki pastaya 8 mum gidecektir. Aşağıdaki pastanın çevresi ise 24 çarpı 4'ten 96. 8'e bölersek buna da 12 tane mum gidecektir. Öyleyse toplam mum sayısı 20 olacaktır. İki katlı bir otoparkın girişinde bulunan saat ve her bir kattaki dolu olan park yeri sayısını gösteren tabelanın aynı gün içerisindeki farklı saatlere ait iki ayrı görünümü aşağıda verilmiştir. Mesela saat 12'de 11 araç birinci katta var, 18 araç ikinci katta var. Saatin kaç olduğunu bilmiyoruz ama burada birinci katta 83 araç olmuş, ikinci katta 132 araç olmuş. Bu otoparkta 12 ile 13, 13 ile 14, 14 ile 15 gibi biçiminde bak nokta nokta demiş biçiminde her saat aralığında birinci ve ikinci katlara kendi içlerinde aynı sayıda araç park edilmekte ve hiçbir araç çıkış yapmamaktadır. Buna göre sağ tabelada nokta nokta olarak verilen yere yazılabilecek sayı en çok kaçtır? Şimdi birinci ve ikinci katlara kendi içlerinde aynı sayıda araç park ediyormuş. O zaman bir bakalım. Birinci kat 11'den 83'e çıkmış. Yani kaç araç gelmiş? 83'ten 11'i çıkartırsak bu saat aralığında 72 tane araç gelmiş. Sonra 132'den 18'den 132'ye çıkmış. 132'den de 18'i çıkartalım. Buraya da 114 araç gelmiş. Şimdi kendi içlerinde eşit sayıda birinci ve ikinci katlara kendi içlerinde aynı sayıda araç park ediliyormuş. O zaman her saat gelen araç sayısı 72'nin bir çarpanı olmalı. Buraya da her saat gelen araç sayısı 114'ün bir çarpanı olmalı.
Fakat şöyle düşünün. İkisine de aynı süre geçmiş. Değil mi? 12'den diyelim ki mesela 18'e kadar geçmiş olsa 6 saat geçmiş. Öyleyse bizim bu iki sayının ortak çarpanını bulursak o ortak çarpan aradaki saat olmuş olacak. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle açıklayayım. 72 ile 114'ün ortak bölenlerini bir bulalım. İkisini de 2'ye bölersek burası 36 olur, burası 57 olur. Buna işaret koyduk. İkisini de 3'e bölersek burası 12 olur, burası 19 olur. Buna da işaret koyduk. Başka ikisini bölen bir sayı yok. Yani 6 saat geçmiş olursa çocuklar 72'yi 6'ya bölün. Her saat 12 araç gelmiş olur. 6 saatte de 72 araç gelmiş olur. Sonra 114'ü 6'ya bölelim. 6 saat her bir araç saatte 19 araç gelmiş olsa 6 saatte burada da 114 araç gelmiş olur. Yani aşağıdaki katta her saatte gelen araç sayıları eşit. Her saat arasında 19 araç geliyor. Birinci katta da her saat arasındaki araç sayıları eşit. Yani her saat 12 araç gelmiş oluyor. Fakat ikisinin ortak olan nokta var. Ne? Aynı süre geçiyor. Her ikisinde de 6 saat geçmiş oluyor. Dolayısıyla 12'nin üzerine 6 saat geçerse saatin 18 olması gerekir. Bir anket firması yapacağı araştırma için bir semti iki satır ve iki sütundan oluşan dört bölge ayırıyor. Evet, semti bakıyoruz. İki tane satır, iki tane sütundan olan dört tane bölge ayırmış. Üst satırda bulunan iki bölgedeki ankete katılan kişi sayılarının en büyük ortak böleni 72. Bu ikisinin EBOB'ları 72'ymiş. Sağ sütunda bulunan iki bölgede ankete katılan kişi sayılarının en büyük ortak böleni 96. Buradaki kişi sayılarının EBOB'ları da 96'ymış. Buna göre yeşil bölgede ankete katılan kişi sayısının alabileceği 3 basamaklı en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Eğer buradaki toplam kişi sayısı 72'ye bölünüyorsa burası mutlaka 72'nin katı olmalı. Burası da mutlaka 72'nin katı olmalı. Şimdi kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi buradaki iki kutunun da EBOB'ları 96 ise ikisi de 96'ya bölünüyor demek ki. Yani buradaki sayı 96'nın da katı olmalı. Buradaki sayı da 96'nın katı olmalı. Bizden istediği yeşil bölge. O zaman yeşil bölgedeki kişi sayısı hem 72'nin katı hem 96'nın katı olmalı. O yüzden ikisinin ekokunu buluyoruz. 72 ve 96'nın. İkisinin de 8'e bölündüğünü görüyorum. 8'e bölersem burası 9, burası 12 yapar. İkisini de böldü. İkisini bölen 3 olduğunu görüyorum. Burası 3 olur, burası 4 olur. İkisini bölen ortak sayılar bittiğine göre şimdi 3'e ve 4'e bölerek bunları 1 yapıyorum. Bunların hepsini çarpıyorum. 8 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 4. 8 kere 9 72. 72 çarpı 4 288. 288 olabileceği gibi yeşil bölgedeki kişi sayısı. 288'in katları da olabilir. Şimdi şıklara baktığımda sanki 4 katına yakın gibi. 288'in bir de 4 katını alalım. 4 kere 8 32 elde var 3. Bir daha 32 3 eklersek 35 elde var 3. 4 kere 2 8 3 eklersek 11. 1152 4 katı fazla oldu. O zaman bir de 3 katını alalım. 288'in 3 katını alırsak 600 840'a 24 eklersek 864 yapacaktır. O da A seçeneğinde var.